Fest'in 4. gününden Adana Havalimanı'ndan herkese merhaba. Bugün yine sahadayız, etrafta dolaşacağız. Biraz uçakları, sistemleri sizlere dilim döndüğünce anlatacağım ve detaylar hakkında bilgi vereceğim. Şimdi Hürjet'in önündeyiz. Biliyorsunuz Hürjet gösterisini yaptı. Bir yandan da çok yoğun bir test programı var arasında. Bir yandan da TUSAŞ bu uçağı, Hürjet'i yurt dışına pazarlamak için birçok ülkeyle temas kuruyor. Hadi şimdi burada birlikte dolaşalım. Aynı zamanda da gençlerimize, katılımcılarımıza mikrofon tutalım. Fotoğraf çektiriyoruz, bir araya geliyoruz. Sizi tanıyalım mı? Efendim benim ismim Hud Erdemli. Mersin'den geliyorum. Avukatım, Avukat Turan Bey de meslektaşımız. Buraya kadar yakına kadar gelmiş bir etkinliği kaçıramazdık. Gelince de Tolga abiye sarıldık direkt abi. Çok teşekkürler. Sizi tanıyalım. Ben de Turan Pınar, Mersin'den geliyorum. Gurur duyuyoruz buradaki etkinlikten. Gençler için ufuk açıcı oldu. Emeği geçenlere teşekkür ederim. Kanalınızın da sıkı bir takipçisiyim. Çok güzel röportajlarınız var. Yetkin insanlarla özellikle. Başarılarınızın devamı diliyorum. Çok teşekkürler. Eski bir aviyonikçi olarak hava kuvvetlerinde. Hem avukat hem aviyonik. Evet. Avlar birleşti. Evet. Dolayısıyla sizin kanalı çok ısrarla takip ediyorum. Herkese tavsiye ediyorum. En geniş detaylı olayları çok detaya da boğmadan halkın anlayacağı bir şekilde tanıttığınız için çok teşekkür ediyorum. İzlemeye devam edeceğiz. Bu etkinlikte de sizi burada görmek gerçekten büyük şans. Günün şansı diyebilirim. You make my day man. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Güzel güzel gösteriler seyredelim. Görüşmek üzere. Sağ olun. Aslında şöyle bir apronda dolaşırken havacılığın efsanelerinden benim bakış açımdan bunlardan bir tanesi AH-1W Super Cobra. Kobralar uzun yıllar terörle mücadelede kara havacılarımızın ana vurucu gücünü oluşturdular ve şu an yerlerini T-129 ataklara bırakmış durumdalar. Fakat daha gövde ürünleri var. Sağ olsun bakımcılar çok iyi bakıyorlar. Faal, etkili bu helikopterlerin görev yapmasını bakım ekipleri gerçekten büyük özveriyle sağlıyor. Ayrıca silahları oldukça modern. Roketsan'ın yeni podları, cirit podları gördüğünüz gibi entegre edilmiş. Hellfire gibi füzeler var. Burnunda da 20 milimetrelik makinalı topu var. Bu helikopterler 2 yıl önce Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na verildi. Halen AH-1W Süper Kobralar Deniz Kuvvetleri'nde TCG Anadolu üzerinde görev yapıyor. Şimdi normal bir karadaki aracı tutup hemen bir gemi üzerine koyamıyorsunuz. Bunun su üzerinde uçtuğu için korozyonun etkisi gövdeye etkiliyor. Motorları örneğin helikopter alçaldı, su zerrecikleri motorun içine girdiği zaman performans kaybının yaşanmaması lazım. İşte bu nedenlerden dolayı marinize etmek diye bir deyim var. Görev yapacak olan helikopterlerin marinize edilmesi gerekiyor. AH-1W Süper Kobralar, diğer kobralarda olduğu gibi Amerikan Deniz Piyadelerinin aslında yüzer platformları için tasarlanmış bir hava aracı. Halen görevlerine TCG Anadolu başta olmak üzere farklı yüzer platformlar, Türk Deniz Yüzer Platformlarında devam ediyorlar. Gerçekten etkili, taarruz açısından, silah gücü açısından taşıdığı hassas atışa sahip mühimmatla çok önemli bir yere sahip. Hatırlayacaksınız geçtiğimiz Haziran ayında Efes tatbikatında Deniz Kuvvetleri Süper Kobra helikopterleriyle çok güzel atışlar gerçekleştirmişti. Ve kısa zamanda da pilotlarımız bu helikopterlerin uçmasını sağlayan bakım ekiplerimiz de hızlı bir şekilde intibaklarını tamamladılar. Kara kuvvetlerinden alınan Süper Kobralar emin ellerde ve görevlerine devam ediyor. TB2'nin yanındayız. Sizlere TB2'yi anlatmaya gerek var mı? Gerçekten çok fazla video yaptık ama size bu fuarda TB2'nin kanadının altında taşınan kemankeş mühimmatıyla ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Çünkü test videolarını geçtiğimiz aylarda sizlerle paylaşmıştım. Önce bir kamyonetin arkasındaki rampadan atıldı. Daha sonra TB2'nin kanadından bırakıldı. Peki kemankeş nedir? Kemankeş aslında eski ta Osmanlı döneminden okçulara verilen, onlar için verilmiş özel bir isim. Kemankeş mini bir seyir füzesi. İnsansız hava araçlarının kapasiteleri o büyük işte F-4'ler, F-16'lar, savaş uçakları kadar fazla değil. Mühimmatın hafif ve taşınabilir olması lazım. Biliyorsunuz bunun büyüğü SOM. TÜBİTAK SAGE'nin geliştirdiği, Roketsan'ın seri imalatını yaptı.
Kemankeş'te Baykar'ın geliştirdiği çok önemli bir mühimmat. Arama başlığı ve içindeki sistemlerde MK, makine kimya endüstrisinin imzası var. Çok hafif, havada atıldığı zaman yüksek menziliyle ilerliyor ve daha sonra hedefini şu burunda gördüğünüz arayıcı başlıkla tespit ediyor, takip ediyor ve vurabiliyor. Bunun avantajı nedir? TB2 riskli alanlara girmeden uzaktan seyir füzesini bırakıyor. Seyir füzesi hedefine doğru gidiyor ve riskler en aza indiriliyor. Bunlar çok önemli. Ben eminim ki farklı hava platformlarına Kemankeş'in entegre edilmesiyle birlikte Baykar'a yeni bir alan açılacak ve bu mühimmat muhtemel çok önemli bir satış başarısı yakalayacak. Biliyorsunuz TB2'lerin ana mühimmatları MAM serisi, MAM-L ve MAM-C. Burada da hemen yanında da Kemankeş'in Bozok mühimmatını görüyorsunuz. Bozok da özellikler açısından ne kadar farklı göreve uygun mühimmatınız olursa o kadar fazla uçuşlar sırasında, operasyonlar sırasında başarı şansınız artıyor. Bir de tabii ki önemli bir nokta var. Maliyet noktası. Maliyetler açısından savaş aslında mali bir savaş. Uygun mühimmatı, uygun fiyata sahip mühimmatı uygun görevde kullanmanız gerekiyor. Adana'nın havası sıcak ama insanları da sıcak, ortamı da sıcak. Öğrenciler de Teknofest'te çok güzel, çok memnun oldum. Burada Teknofest'teki öğrencileri görünce gençlerin hepsinin gözlerinin içi ışık saçıyor. Umut veriyorlar. Çok güzel projeler yapmışlar ve bu projeleri anlatmak için de çok heyecanlılar. Burada birkaç tane husus var. Bir, çok ciddi emek harcamışlar. Kısıtlı kaynaklarından çok güzel işler çıkartmışlar ve bir yıl, iki yıl boyunca da ekip halinde çalışmışlar. Bu gençlerimizin özgüvenini artırıyor. Aslında yaptıklarından daha fazlası gençler artık biz de bunu yapabiliyoruz. Türk gençliği de bunu yapabilir, Türk milleti de bunu yapabilir. Asıl bizim ihtiyacımız olan kısım bu özgüvendir. İkincisi, bu eğitimin bir parçası aslında. Artık günümüzde eğitim kendi kendine yapma, ekip halinde yapma, kendi kendine öğrenmedir. Teknofest ve onun benzeri yarışmalar da, festivaller de kişilerin bu özelliğini geliştiriyoruz. Biz üniversitede öğrencilerimize grup ödevleri veriyoruz. Takım halinde çalışmalarını önerirdik. Bu hayata geçmezdi. Zorlanırlardı. Ama şu anda öğrenci hafta sonu, pazar günü sabahın 7'sinde geliyor. Üniversitede kısıtlı imkanlarla ekip halinde çalışıyor. Biz 20 yıl önce, 30 yıl önce bu öğrencileri mecburi olan derse sokamazdık. İki kişiyi bir araya getirip ödev yaptıramazdık. Şimdi hiçbir mecburiyeti olmadığı halde bu öğrenciler bir araya geliyorlar. Cumartesi, pazar harçlıklarından da vererek çalışıyorlar. Aslında burada öğrencilerin kendi kendine öğrenmesi, ekip halinde çalışması, hedef koyup o hedef için gerekeni yapması çok çok önemli. Yani özetleyecek olursak bizim bilgi problemimiz yok, bizim yetenek problemimiz yok, bizim zeka problemimiz yok. Bizim biraz eksik olan özgüven problemimiz vardı. Burada da yapınca, dokununca bu özgüven gelişiyor. En büyük katkısı bu oluyor. Ecdadımıza olan özgüven gelişiyor. Kurumlarımıza olan özgüven gelişiyor. Kendilerine olan özgüven gelişiyor. Türk gençliği de bunu yapabilir. İkincisi, yine biz zeka problemimiz yok, yetenek problemimiz yok, bilgi problemimiz yok. Görüyorsunuz her tarafta var. Bizim ekip halinde çalışma problemimiz, eksiğimiz vardı. Burada bakıyorsunuz endüstri mühendisliğinden, işletmeden, biyolojiden, bilgisayardan, elektronikten öğrenciler bir araya gelmişler. Bir proje yapmışlar ve projelerine de baktığımızda ben bir teknoloji profesörü olarak, bir mühendis olarak baktığımda da çok gerçekten güzel şeyler ortaya koyuyorlar. Ama bu ortaya konulandan daha çok bunların özgüveni, bunların ekip çalışması, bunların istikrarlı bir şekilde birlikte çalışmaları. Bu da
bizim Türkiye'nin geleceği için çok ciddi bir umut verici. Havelsan'ın geleceği için umut verici. Çünkü bunlar sabrı da öğreniyorlar, istikrarı da öğreniyorlar, sebatı da öğreniyorlar. Bir yıl boyunca çalışmış öğrenci. Aç kalmış. İşte biraz önce Gebze Teknik Üniversitesi'nin birisine şey yaptım. Otelde yer bulamadım. İşte yukarıda yattım. Kendi paramla gittim. Şöyle yaptım, böyle yaptım diyor. Bu zorluklar altında başarı çıkıyor aslında. Dolayısıyla çok güzel bir ortam, çok heyecan verici bir ortam ve en önemlisi de ileriye yönelik umut verici bir ortam. Emeği geçenler herkese teşekkür ediyorum. Havelsan'ın da burada katkısı çok. Sizlerin katkınız çok. Sizlere de teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam. Çok güzel mesajlar verdiniz. Çok önemli noktalara, özgüvene dikkat çektiniz, parmak bastınız. Hocam burada geleceğin mühendisleri siz gözünüze kestirmişsinizdir. Şu projeleri Havelsan'a bunları alırız. Çalışana her yol açık değil mi hocam? Kesinlikle. Havelsan'da işte aday mühendislikle başlıyor. Stajyerle başlıyor. Bizim yetenekli olan, çalışan, gayret eden, sebat eden insanları her zaman bekliyoruz. Havelsan Türkiye'nin dünyanın en son teknolojisiyle uğraşan bir kurumumuz. Biz uluslararası bir firmayız. Yazılım konusunda da donanım konusunda dünyada kendi alanında iddialı bir firmayız. Bu Teknofest'te bu tür proje yapan, heyecanlı olan, çalışmayı seven, öğrenmeyi seven, ekip halinde çalışmaya uygun olan tüm adayları bekliyoruz. Çok teşekkürler hocam. Teşekkür ederim. Sağ olasınız. Biz Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Kılavuz Koyuz takımımız. Kocaeli Belediyesi sponsorluğunda oluşan bir takımız aslında. Savaş İnsan Savarıcı Yarışması'nda Türkiye birinciliğini elde ettik. Aslında 7 yıldır da görevin tam anlamıyla tamamlanamadığı bir yarışmayı tamamlamış olduk. Teknofest'in en zorlu yarışmalarından biri kendisi. Ve birinci olmanın gururunu yaşıyoruz şu anda. Ve Şampiyonlar Ligi'ndesiniz. Peki yurt dışındaki yarışmalara gidiyor musunuz? Bu kategoride yarışma var mı? Yurt dışında bu kategoride aslında şu an dünyada savaşan insan yani otonom dogfight üzerine tek yarışma bu. Ve bu alandaki en zorlu yarışma Teknofest'te yapılıyor. Tabii ekibimiz yurt dışındaki çalışmalara da zamanında gitti. Amerika'da bulunan yarışmalara gittik. Avustralya yarışması. Ve şu anda son zamanlarda daha fazla Teknofest'e yoğunlaşıyoruz. Bundan sonra ne olacağını tabii ki de kendi aramızda tartışacağız. Ancak gerek ülkemizde gerek yurt dışında bu çalışmalarla herkesi şey yapmayı gurur duyuyoruz bu noktada. Süper. Peki sizi tanıyalım ve biraz da havada it dalaşı nasıl oluyor insansız hava araçlarıyla onu dinleyelim sizden. Ben de birinci sınıfta başladım. Şu an dördüncü sınıfım. İsminiz? Oğuz Kaan Koç ben. Şimdi biraz dogfight'tan bahsetmem gerekirse sizlere. Öncelikle tabii bir rekordan bahsederek başlayayım. Bu yıl savaşın ya kategorisinde havada en fazla neredeyse 28 uçak uçarak bir rekor da kırıldı aynı zamanda. Kaç tane düşürdünüz? Yani bu 4 yıllık kilitlenme sürecinde ilk defa kilit atan takımız aynı zamanda. O da bizim rekorumuz. Oo, havada kilit atmak ne demek? Onu da bir söyleyin diye izleyicilerimiz öğrensin. Tabii ki. Kilit atmak demek havada rakip gördüğünüz uçağı tamamen ona kilitlenerek onu gerekirse taciz etmek, gerekirse vurmaya yönelik bir tamamen hani kısıtlama denilebilir kilit atmaya. Adana bölgesine mi hitap ediyoruz bu araçla? Aslında bütün dünyaya hitap ediyor ama ben Adanalıyım. İstanbul'da yerleşik bir firmayız. Afara Tarım Teknolojileri AŞ olarak Türkiye'nin ilk tarım robotunu yaptık. Uluslararası patentli bir robot. Pamuk hasadı sonrasında %5 minimum, %20 maksimum olmak üzere bütün dünyada pamuklar yere dökülüyor. Bu dökülen pamukların bütün dünyadaki değeri 3,5 milyar dolarlık yıllık. 3,5 milyar dolar. Evet. Türkiye pamuk üretiminin neresinde? %2'sini üretiyoruz, %3'ünü harcıyoruz. Aslında bir cari açık da var. Tekstildeki evet. İyi olmamızdan dolayı.
Ama bu %2'lik kısım bile 120 milyon dolarlık pamuğun her yıl yerde kalmasına sebep oluyor. 120 milyon dolar. %5 oranıyla diyelim. %5. Evet. Sizin robotunuzu tarlada salıyoruz. Evet, doğru. Ve yerde kalan bu pamuğu otonom olarak topluyor. Otonom olarak topluyor. Uzaktan kontrollü yapıyor bunu. Gömülü sistemimiz üzerinden görüntü işleme yazılımıyla beraber pamuğun bulunduğu noktayı tespit ediyor. Bulunduğu noktaya göre vakumlu bacalar üzerine geldiğinde gittiği hıza göre duruyor ve durduğu anda vakum uyguluyor. 200 milisaniyede depoya göndermiş oluyor. Tabii İHA'lar, SKA'lar, evet. insansız kara araçları, insansız hava araçları evet. aklı bunların artık günümüzde normal standart işlerde de biz bunları görebiliyoruz. Tarıma uygulanması diyebiliriz. Tarıma. Çünkü İHA SİHA sistemlerinin teknik olarak benzer bir altyapısını kullanıyoruz. Bugün siz Bayraktar TB2 Akıncı'da görüntü işleme yazılımını insanı tespit etmek için kullanırken burada tarımda artık pamukları, tarlada kalan, vazgeçilmiş milli ekonomide kalan pamukları toplamak için kullanıyoruz. Peki ne kadarlık bir tarlayı ne kadar sürede toparlıyor? Tabii ki miktara tek şarjla, göre. Tek şarjla 80 kW'lık tek şarjla 6 saatlik çalışmada 40 dönümlük bir alanı tarıyor. Burada kalan pamukları %95 oranıyla tespit edip toplarken 1 tonluk pamuğu elde ediyor. Elde ediyor. Evet. Merak ettiğim bir konu da zirai araçlar olarak otonoma nasıl geçiş? Çünkü siz bu aracınızda bir giriş evet. yapmışsınız buraya. Evet, doğru. Nereye gidecek bu iş? Şöyle, aslında bu işin otonom tarafı ikincil öncelikte diyebiliriz. Çünkü burada donanımsal ve mekaniksel bir sistem biraz daha zorluk atfediyor. Yani bu ürünü mekaniksel, fiziksel olarak toplama kısmı daha zor diyebiliriz. Çünkü uzaktan kontrol ya da sizin yazılımdan bağlantı yapmanız biraz daha basit kısmı diyebiliriz. Bugün biz evet Kaliforniya'daki bu robotu ihracatını yapacağız. Oradaki bir robotu İstanbul'dan Adana'dan kontrol edebilme altyapısına sahibiz. 5G teknolojisiyle bunlar doğru. mümkün olacak. Doğru, evet. evet. Uzaktan kontrol. Peki, ben bir de tabii şurada bir madalyanız var. Evet, doğru. Bu madalya da ne kategoride aldınız onu bir dinleyelim. Onu söyleyelim. Sizden. Geçen yıl Cumhurbaşkanımızdan yılın tarım teknolojileri firması seçildik. Ardından Tekno Girişim, Tekno Yatırım Programı kapsamında, girişim programında bizim T3 Vakfı tarafından bir yatırım alma durumumuz oldu. Onunla beraber bunlar da genişletildi. Buradaki kısımda aslında birincilikle alakalı olan madalyamız ve ödülümüz diyebiliriz. İşte görüyorsunuz savunma sanayi çok önemli. Hayatta kalmamızı sağlıyor, barışı sağlıyor güçlü olduğunuz zaman. Doğru, evet. Ama oradaki teknolojiler sadece savunmada kalmıyor. Görüyorsunuz zirai ilaçlama, zirai tarım konusunda evet. kullanıyorsunuz. İşte radar teknolojisi MR oluyor. Evet, doğru. Farklı farklı alanlara bunlar katma değer olarak ülke ekonomimize geliyor. Ben aslında onu söylemek isterim. Ben MÜSİAD üyesiyim. MÜSİAD'da Selçuk Bayraktar abimizin bir sözü vardı. Tabii ki böyle oyun yazılımları vesaire bunlar önemli olsun ama en önemli savunma, sağlık ve tarımdaki teknoloji hayati önem arz ediyor. Düzgün besleneceğiz, sağlığımız yerinde aynen olacak. Öyle. O zaman zaten hepsi bir araya aynen geliyor. Aynen öyle, evet. Sizlere çalışmalarınıza başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Ne güzel bir teknoloji, farklı bir alanlara teşekkür uygulamışsınız. Sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkürler, hoşça kalın. Sağ olun.